Onur Bey, lütfen. Bu denizden çıkınca bir şey diyormuş. Ne diyormuş? Şu yakışıklılığa bak Gizem. Onu ben doğurdum. Oldu o ara 130 kilo yalnız. Yalnız kiloya şey yapmıyorum, tamam. Kim kilolu? Eşim kilo aldı. Evlendikten sonra 40 kilo falan aldı. 30-40 kilo aldı neredeyse. Burada kaç yıllık evlisiniz? 1,5 yıllık evliyiz. 1,5 yılda 40 kilo mu aldı eşin? Çünkü eşi çok güzel yemekler yapıyor. 1,5 yılda 40 kilo mu aldı eşin? Ne yaptın Gizem sen? Ya çok güzel yemekler yaptım. Çok güzel yemekler, tamam, yemek yapmak güzel ama ya 40 kilo almak çok da 1,5 yılda. Ama annesindeyken dal gibiydi. Neden? Çünkü en güzel yemeği ben yaparım. Ha, peki sen? Ben mide ameliyatı oldum, mide küçültme ameliyatı oldum. 115 kiloydum. Şimdi kaç kiloydun? 115. Şaka yapıyorsun. Çok iyiydim, evet. Aa, aynı kilodaymışım. Aynen. O kadar da değil yok, yani. Yok, siz çok daha zayıf duruyorsunuz burada. Yok, o kadar değilim tabii ki de yine bir çift taneye inemedik bir türlü yani. İnersiniz inşallah. 114,5'um. Şaka yapıyorum, o kadar değilim. Benim boyum da kısa. İlayda. Buyurun Onur Bey. Kimden çekinir diyeceğim de bu sorunun cevabını çok iyi biliyorum. Ama söyleyeyim mi, annemden çekinir. Aa. Çünkü biz çok samimiyiz Onur Bey. Benden çekinmesi için hani böyle bir şey yok ya. Annem mesela biraz daha donuk. Böyle fark ediyorsanız yani böyle annem sen kitaptan okuyor. Neyi kitaptan okuyor? Yani kitaptan okuyormuş gibi konuşuyor. Allah Allah. Ama annem böyle donuk yani. Ben evlerine geldim, bence Neşe geldi. Ben hareketliyimdir, kıpır kıpırımdır. Herkese mesela çok samimiyimdir. Ama annem biraz mesafeli, o yüzden mesafeli. Çocuklarına da öyle. O yüzden anneden çekinirler. Yani Gülcan Hanım'dan çekinirler. Evet. İlker. Hı hı. Anladım. Ben öyle hissediyorum yani. Enteresan cevaplar, ilginç cevaplar aldık. 5 dakikanın içine giriyoruz. Hanımlar, hafta sonu dükkana geldiler beni görmeye. Kebapçı dükkanımız var bizim Pendik'te. Seyretmişler beni. Fanlarımız, hayranlarımız sağ olsunlar. Ziyarete geldiler bizi. Hemen niye sonra burada anlatıyorsun ki bunları? Ama bir şey olmalı istedim. Yani bir yere bağlayacaktır Nursen Hanım da o yüzden. Niye bağlayayım ki? Bağladı, bitirdi işte. O zaten. Reklamını ama yaptı. Yaptım reklamımı. Demek ki izleniyoruz. Neden burada bunu söyleme gereği hissettin? Paylaşmak istedim. Hani kızlar da fanlarından bahsediyor ya mesela. Ha. Dün Gülcan Hanım fanlarından yazıştığını anlattı. Bu çok normal. Keşke yarın başka bir yerden paylaşsaydım. Siz de İzmir'e gittiğinizde mesela hafta sonu ara tatilde İzmir'e gidip geldikten sonra böyle bir anınızı anlatabilirsiniz. Ben hiç gocunmam. Nurten Hanım çok akıllı kadın. Dükkana gelen fanları burada anlattı. Ne gereği var? Onu orada yaşayın. Buraya taşımayın. Dikkat çekmeye çalışıyorsunuz Nurten Hanım. Dikkat çekmeye. Hadi son 45 saniyeniz. Hazır mısınız? Hazırız. Süreyi bitiriyorum o zaman. Bitirin Onur Bey. Bitirdim. Hadi sizi alayım dışarı. Hadi görüşürüz efendim. Banu Hakan yürüyüşte. Efendim, gelinlerimiz böreklerini bitirdiler. Birazdan önce ben tanım yapacağım, daha sonra kayınvalidelerimiz gelecekler. Bakalım bugün çeyrek altının sahibi hangi gelinimiz olacak? Bütün bunlar, bakın her günün önemi var diyorum. Önemli olan kayınvalidelerin gelinlerin tabağını bulmaları, iyi puan vermeleri. Dün Nurten Hanım göz göre göre çeyrek altını İlayda'ya verdi. Bakalım bugün kaç kayınvalide doğru tahminde bulunacak? Şimdi gelinin mutfakta da tadım zamanı. Ne yapıyorsunuz? Ters taktik mi yapıyorsunuz? Tamam, seninki ince ama demek ki lezzetsiz. Ne güzel yapmışım işte. Sen biri basmışsın, ben de basmışım biri. Nurten teyze, İlayda çeyrekleri alıyorsa her gün senin sayende alıyor Nurten teyze. Senin eşin senden mi çekiniyor yavrum? 30 senelik annesiyim. Tabii ki benden çekinecek. Çeyrek altının sahibi olan gelin.
Efendim geldik tadım bölümüne. Vallahi bu tahinli ıspanak böreğini ilk defa yiyeceğim. Hani ıspanak ve tahin nasıl olmuş merak ediyorum. İlk tabağımızı açtık. Fena olmamış. Ama ikinci tabağı tattıktan sonra yorum yapayım. Çünkü ilk defa yedim. Bana güzel geldi ama. Valla güzel börekmiş. Ben ikisini de beğendim. Demek tadı buymuş. Ama tahin ve ıspanak yan yana gelince güzel bir tat oluşmuş. Hoşuma gitti ama ıspanak daha fazla ön planda. Hani tahin daha arkada ama tadını da alıyorum. Fena olmamış. Bakalım bu nasıl? Yani çok tat alamadım bunda. Şu birinci ve ikinci daha iyiydi buna göre. Çok iç harcını çok birleşmemiş bence. Yani çok tat alamadım. Bir ve iki hala favorim. Bu da fena değil. Bu da güzel olmuş ama bir ve iki daha iyi. Hatta... Şimdi direkt şuna ben bir vereceğim. Üçüncü tabağa maalesef. Çünkü iç harcıyla ilgili. Onur Bey, bugün yaptığım böreği çok beğeneceğinize eminim. Çünkü tam sizin ağzınıza layık yaptım. Lütfen bana 5 verin. Onur Bey, incecik açtım. Gerçekten çok güzel bir börek yaptım size. Lütfen puanı bana verin. Biri mi 5 versin, ikiye mi 5 versem onun şeyindeyim. Beş ve dört veriyorum. Son tabağa da 3 veriyorum. 4, 5, 1, 3. Şimdi önce 4. tabakla başlayalım. Bakalım 3 puan verdiğim tabak hangi geline gitmiş? Kaldırdım İlayda. İlayda 3 puan aldı benden. Gelelim birinci tabağın başına. Birinci tabağa 4 puan vermiştim. Bu da güzeldi. Yani 1 ile 2 arasında gerçekten bir şey bulamadım ama... birinci tabak da güzeldi. Bakalım 4 puan verdiğim gelin kim? Kaldırdım Aysun. Aysun 4 puan aldı. Gelelim ikinci tabağa. Bakalım. 5 puan hangi geline gidiyor? Kaldırdım Ezgi. Aa, 2 gündür Ezgi benden 5 puan alıyor. Dün de 5 aldı. Ama yetmedi maalesef. Bu da Gizem maalesef 1 puan aldı. O da iç harcıyla ilgili. Şimdi efendim ben tadımımı yaptım. Puanlarımı verdim. Şimdi sıra kayınvalilerde. Ama önce karşınızda gelinlerimiz. Şimdi efendim sıra geldi kayınvalilere. Hepsi birazdan gelecekler. Teker teker tadım yapacaklar. Puanlarını verecekler. İlk kayınvalidemiz Nurten Hanım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Artık bulun. İnşallah. İnşallah. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun efendim, bir tabakla başlayabilirsiniz. Güzel. Güzel. Hı-hı. Beğendiniz. Tahin tadı aldınız mı? Evet, o acılığı aldım. Hı hı. Peki, ikinci tabakla devam edelim.